İnsan yediğiyle değil, hazmettiğiyle yaşar. İnsan haksız bir iş görür de susar mı? Eğer susarsa o insan mıdır? Değildir. Madem öyle, susmayın. Verin el ele, çıkarın sesinizi. Öğretmen yalvarmaz. Öğretmen boyun eğmez. Öğretmen el açmaz. Öğretmen ders verir. Köye kitaplık açmak, çöle çeşme götürmek gibidir. Kitap sevgisi diye bir sevgi vardır sanırım. Ana sevgisi, kardeş sevgisi, yar sevgisi gibi bir sevgi. Karıncalar birleşirse filleri yutar. Kitaplara yapılan kıyım, halka yapılan kötülüktür bence. Kimi zaman içimde kurduklarımı, yaşayabildiklerimden daha iyi bulduğum için onları anlattım sana. İçimde kurduklarım da yaşam değil midir? İçimde kurduklarım da gerçek değil midir? Benim içimin gerçekleridir bunlar. Yoruldum. Çok yoruldum. Biraz değil, çok yoruldum o şehirde. Çokları çok aldı yaşamda benden. Kimine emeğimi, kimine zamanımı vermekten yoruldum. İyi değildir. İnsanın içindeki, dışındaki yarayı kaşıyıp durmak. Sen de kaşımayı bırakırsan sevinirim. Rahat düşkünü değilim. Dayaktan da korkmuyorum. Ama ölümden, ölümden korkuyorum. Dünyaya doymadan, güzel evler, temiz sular, temiz analar, bakımlı çocuklar, çocukları uysallaştırmayan okullar görmeden ölürüm diye korkuyorum. Benim dilim sadece kitaplardan öğrenilmiş değildir. Evimizde, köyümüzde, Türkçenin olduğu her yerde çocuklardan, kadınlardan, okumuş okumamış halkımızdan emdiğim Türkçedir benim dilim. Halkımın göğüsleri bereketle dolu olduğu için, ben de onu eme eme büyüdüğüm için gürbüz bir yazar olabilmişimdir. Ben başbakan olsam kitaplıklara önem veririm. Bir toplumun en büyük yerleşiminden küçük yerleşimine kadar her yerinde kitaplıklar varsa, halk kitap okuyorsa o toplum her işine yetip artacak parayı bulabilir. Akıl uyanmayınca kafa çalışır mı? Kafa çalışmayınca para kazanılır mı? Akıllı uyandıracak olan da kitap, kitaplık. Benim derdim halka kitap ulaştırmak. Çocuklara, gençlere kitap sevgisi aşılamak. Onların akıl, bilim yolunda ilerlemesini sağlamak. Bunu başarıp halkın yüzünde bir parça sevinç görmek benim için en büyük mutluluktur. Biliyorsun, ölüler yaşlanmaz. Barış her zaman savaştan iyidir. Kutsal olan savaş değil, barıştır. Büyük Yunus Emre Hazretleri'nin yüzyıllar önce buyurduğu gibi, az söz er yükü, çok söz eşek yüküdür kuralına inandığım için konuşmamı işte bu kadar kısa kestim. Bu dünyada gülmen şart mı? Yoksulluğa katlanır, sabredersen, öte dünyanın yemişini toplarsın. Gönlün sığdığı yere köy sığar. Gönül dediğin bir sırça saraydır. Bir kez kırıldı mı yapılmaz artık. Gülünecek kadar kafasız olanların ve burnuna kadar çıkarına batmış işbirlikçilerin yönettiği ülkelerde daha neler neler olur, bunu da biliyorum.
Türkülerde o kadar basit anlam aranmaz. Onların anlamı çok derindir komşu. Çocuklar, her türlü insanla bağlantı kurabilmek için sevimli küçük köprülerdir. Demek büyük sakıncaların kıyısından dönmüşüm. Ama ben ne bileyim, belki de iyi bir insan, toplum onu suça zorluyor. Sık sık Fatih'in ünlü sözünü düşünüyorum. Bir şehir kurmanın olmazsa olmaz 3 kapısı vardır. Kitaplık, kanalizasyon, hamam. Bu sözün verdiği esinle Karacaören'e hamam yaptırmaya karar veriyorum. Eğer geleceği kurtarmak istiyorsak, kitapları asıl çocuklara okutacağız. Türkiye'ye özgü acı bir durumdur. Aydınlık düşmanları hala güçlü, dostları ise çok dağınık. Tabii, gavurun ekmeğini yiyen de gavurun kılıcını çalacak. Yol budur, böyledir kahpe dünya. Namussuzları namuslu olmaya zorlayacak bir kuvvet yok. Yoksullar eziliyor böyle. Zulüm eden bir kez zulmünün cezasını görmedi mi, öne alınmaz. Haksızlık, haksızlıktır kızım. İsterse baban olsun, yapanı ezeceksin.